Cem Garipoğlu'nun kız kardeşini paylaştığı V sembollü bir görsel tartışmayı yeniden alevlendirdi. Görselde bir makas V harfi şeklinde açılmış ve bir boyunun altında duruyordu. O gün mahkemede de iddia olarak tartışılan ayin ihtimalini yeniden akıllara getirdi. Bunun bir ayin olabileceği nasıl düşünülmüştü? Otopsi raporuna göre Münevver Karabulut'un boynunun alt tarafında ters V işareti vardı. Doğrudan buna bir mesaj mıydı? Yoksa alelade paylaşılmış bir sanat eseri miydi? Yahudilerin eskiden kalma bazı kanlı ayinleri vardı. Bu doğruydu. Ancak mayasız ayini gibi bir ayin var mıydı, bu belli değil. Çünkü söylenene göre bu ayin şöyle oluyordu. Yeni 18 yaşına gelmiş bir erkek, bekareti bozulmamış bir kızın canına kıyarak kendisinin artık büyüdüğünü kanıtlayacaktı. Cansız bedeni de götürüp ailesinin evinin karşısındaki konteynere atmasının sebebi de ailesinin bunu yaptığını bilmesiydi.